Merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Taş. C# dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi değişken mantığına giriş yapacağız. Kısaca bir göreceğiz, sonra kontrollerle devam edeceğiz. Basit bir değişken mantığını bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi geliyorum, yeni bir proje açayım arkadaşlar. Dosya deyip, yeni deyip, proje diyorum. Yine form uygulaması, sonraki. Buna isim vereyim, değişken örneği olsun. Sonraki oluştur. Öncekini kaydettiriyorum. Projeyi oluşturuyorum. Şimdi geliyorum. Bir tane butonum olsun yine. Butonun özelliğini bir değiştireyim. Şuradan. Mesaj göster. Enter dedim. Geldi. Şimdi butona çift tıklıyorum. Bu butona tıkladığımda ne yapsın? Bu olaydı arkadaşlar. Bu buton mesela şöyle bir şey göstersin. Mesaj box nokta show aç kapa noktalı virgül. Ne gösterse benim ismimi göstersin. Nurullah. Şimdi tıkladığımda Nurullah'ı gösteriyor. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bu ne gösteriyor? Metin gösteriyor. Mesela 5 dersem tıklayıp bakın hata veriyor. Niye? Çünkü arkadaşlar şu formda bizim gösterdiğimiz şeyler ya da kullanıcıdan veri aldığımız şeyler metin türündedir. Metinden kastımız programlamada çok duyacaksınız. String türünde değişkenlerdir. Tırnak içine alıp metin şeklinde tanıtınca bakın arkadaşlar doğru bir şekilde gösterdi. Şimdi bu ne demek? Şimdi mesela ben bir tane sayı yazayım. Integer. Sayıdan önce şu metin değişkenini görün de arkadaşlar. String ad diye bir değişkenim olsun. Bu adı saklayacak, tutacak. Mesela adım Nurullah. Şimdi gelip metin türünde bir tutucum var. Nurullah'ı adda tutturuyoruz biz. Noktalı virgülümü ekleyeyim. Şimdi çalıştırayım. Göster dediğimde Nurullah'ı gösteriyor. Neden değişken arkadaşlar? Bunun sakladığı şeyi değiştirirsem, mesela Ali yaparsam, çalıştırıyorum. Bu sefer Ali'yi gösterecek. Şimdi burada string türünde bir ad tutucu, saklayıcı ayarlıyorum. Sonra gelip bunu istediğim zaman çağırıp kullanıyorum. Mesela arkadaşlar ben bunu eğer kullanmazsam yeşil yanıyor. Yani diyor ki Ali değerini atadın ama kullanmıyorsun. Şimdi bunu kullandırınca o yeşil yazı gidiyor arkadaşlar. Peki değişkenlerde bir de dönüşüm olayımız var. Ondan bahsedeyim. Şimdi bu anlattığım şey size biraz uzak gelebilir. Hocam bu bizim ne işimize yarayacak diye. Projelerle bunlar zihninizde yer edinecek. Şu an sadece şurada tutucular kullandığımızı, değişkenler kullandığımızı, değişken, tutucu, saklayıcı, depolayıcı bundan sonraki derslerde farklı farklı kullanabilirim. Hepsi aynı şeyi işaret eder arkadaşlar. Tutucuya metin atadık ve metni gösterdik. Tırnak işaretine gerek yok çünkü bu zaten metin. Şimdi bir de sayı değişkenlerim var arkadaşlar. Integer dediğimiz sayı tutucu. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Paint'te göstereyim. Değişkende mantık şudur arkadaşlar. Öncelikle yazdığım şey güzel. Şimdi değişkenin türü gelir. Metin mi, sayı mı, doğru yanlış mı bu diyoruz biz bunlara. Ondan sonra süratli sayı mı vesaire değişkenin türü gelir. Sonra arkadaşlar değişkenin adı gelir. Değişkenin adı. Sonra eşittir deyip değer atamasında bulunuruz. Farklı farklı kullanımları var. En temel kullanımı bu. Mesela burada inceleyelim. Değişkenimin türü string, metin. Sonra şu aşağıda değişkenimin türü sayı, integer. Bunları da Word'de yazayım arkadaşlar. Yeni diyeyim.
Hep zengin metin belgesi açıyorum. Word belgesi açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu ikisini sileyim gitsin. Şimdi Word'e geleyim. Değişken türleri, en temelleri, string, metin saklar. Arkadaşlar bu çok önemli. Şu çalıştırdığım şeyde hata verecek bu arada. Şurayı bir yorum satırı yapayım. Yani o satır yok demek. Çalıştırayım. Şu an gösterdiği şeyin metin. Kullanıcıdan veri alırken metin. Her zaman alırken gösterirken metin şeklinde gösteriyoruz. Metin saklar. Sonra integer. Tam sayı saklar. Long da benzer bir şekilde tam sayı saklar. Sonra float kesirli sayı saklar. Ondan sonra double o da kesirli sayı saklar. Bunların arasındaki fark kullanım aralıkları. Integer mesela salıyorum. Eksi 500'den çok daha fazla da bu değerler. Sadece mantığını anlayın diye söylüyorum. Eksi 500'den artı 500'e tam sayıları kastediyorsa long eksi 1000'den artı 1000'e sayıları kasteder. Bunların değerleriyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Benzer kullanımlar ama farklı aralıklar. Kesirli sayı saklar. Ondan sonra boolean dediğimiz değişken var. Doğru mu yanlış mı? True ya da false değeri alır. Bunlar kafanızda şu an soyut olabilir. Projelerde kullandıkça mantığı buymuş diyeceksiniz inşallah. Sonra char. Bu da tek karakter alır. Tek karakter alır. Şimdi gelelim tekrardan buraya. Şimdi bir tane sayı saklayayım. String'e gerek yok artık. String'e gerek yok. Sayım integer türünde değişken sayı tutucu olsun. Sayı tutucu da saklayacak. Eşittir. Tırnağa gerek yok. Metinde tırnak kullanıyoruz. Sayı tutucu bu. Şimdi gelip arkadaşlar biz ekrandan neyi gösterebiliyorduk? Metni gösterebiliyorduk. Bunu çalıştırırsak hata verir. O zaman ne yapmam lazım? Bu sayıyı metne dönüştürmem lazım ki gösterebileyim. 5 olan integer'ı. Geliyorum. Sayı tutucu nokta toString string'e dönüştür diyeceğim. Kırmızı yanıyor. Neden yanıyor? Şuraya bir parantez ekleyeceğim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. toString şu şekilde dönüşüm metne dönüştürüyor. Sayı tutucuyu 5'i metne dönüştürdüğümüz için artık gösterebiliriz. Getirip tıkladığımda 5'i gösterir. Yani değişkenlerin birlikte kullanımı için bizim değişkenleri dönüştürmemiz gerekebilir. Ekranda gösterdiğimiz, ekrandan aldığımız veriler metne dönüştürmeden sayıyı gösteremem. Değişken dönüştürme mantığı da bu şekilde. Toparlayacak olursak değişkenler, variable'lar bir şeyleri saklamak, tutmak, depolamak için kullanılır. Değişkenlerin mesela şöyle bir örnek daha vereyim. Ben hesap makinesinde şurada bir 5 yazdığımda bu bir metindir. 5 artı 5'i toplamak için arka planda metni sayıya dönüştürüyor. İşlemi yapıp tekrar bize metin olarak gösteriyor. İhtiyaç olduğunda kullanmak için değişkenleri birbirlerine dönüştürmek gerekebilir. Sayıya dönüştüreceğimiz zaman olacak, double'a dönüştüreceğimiz zaman olacak, kesirli sayıya vesaire vesaire. Şu an sadece basit bir örneğini görmüş olun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.